Merhaba hanımlar, Ebebek Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bu papatyalı hırkayı anlatacağım. Çok kolay bir model. Herkes kolaylıkla yapabilecek. 6 aylık bir yaş arası yaptım. Fakat diğer yaş grupları için de ne yapmanız gerektiğini söyledim. Şimdi kullandığım ip kar topu baby one. Tam 3 tane ip gitti. Daha büyük yaş yapanlar mutlaka 4 tane, 5 tane ip alsın. Şimdi beyaz hırka için ördüğüm numara 2,5 milim. Papatyalar için de 3 milim tığ kullandım. Gerçekten kolay bir model. Kolaylıkla yapabileceksiniz. Bu arada bu hırka çok tutuldu. Hala da satışa devam ediyorum. Sizler için tekrardan anlattım. Umarım kolaylıkla örebilirsiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin. Zincir çekelim. Sayarak zincir çekeceğiz. Şimdi düğüm yaptık. 1. Zaten crop hırkalarda ön her zaman 1'dir. 1, 2, 3 yaş, 4 yaş, 5 yaş hangi yaş grubu yapıyorsanız ön her zaman 1 zincirdir. Şimdi 1 yaş yapanlar 10 zincir çeksin. 2-3 yaş yapanlar 11-12 zincir çeksin. Yaş büyüdükçe birer zincir arttıralım. Şimdi ben 1 yaş 6 aylık 1 yaş yaptığım için 10 tane zincir çekiyorum. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Bu 10 tane zincir kol oluyor. 1 ön 10 kol. Şimdi arka için 20 tane zincir çekeceğiz. 2-3 yaş, 4 yaş yapanlar 21, 22, 23, 24 bu şekilde zincirleri büyütsün. Birer her yaş grubuna bir zincir fazla çekin. Ben şimdi 20 çekiyorum. Yeni doğan yapanlar da 1, 10, 20 bu sayılarla başlasın. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Zinciri çekerken mutlaka gevşek çekin. Sakın sıkı çekmeyin. Şimdi kol arkaya çektik. 20 yaptık. Dediğim gibi yaş grupları yapanlar birer zincir arttırsın. Kol içinde 10 yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi bir ön için çekiyoruz ve ön, kol, arka, kol, ön bitirdik. Bu iki tane zincir çekiyoruz. Trabzan yapmak için bir tane ön yapmıştık ya, ona batıyoruz. Bu bir ön. Şimdi crop hırka olduğu için V yaka düştüğü için bir tane yapmak zorundasınız. Şimdi iki tane zincir çektik. Şimdi 10 tane kol için zincir çekmiştik ya, ona 10 tane trabzan yapacağız. Şimdi bir sırasıyla gidiyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Kolu yaptık. 10 tane zincir çektik. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. Şimdi tekrardan 2 zincir. Kol ayrımlarında hep 2 zincir çekiyoruz. Şimdi arkaya geçiyoruz. 20 tane. Şimdi diğer yaş grupları yapanlar diyelim 11 ise 11 yapsın. 12 ise 12 trabzan yapsın. Şimdi arkaya geçiyoruz. Ben 6 aylık 1 yaş yaptığım için 20 tane yapmıştım. 2-3 yaş yapanlar da hani 21 kaç zincir çektiyse 22, 23, 24 ona göre trabzanı yapsın. Şimdi ben buraya 20 tane bakın zincirlerin arasından içinden girip 20 tane trabzan yapacağım.
Evet, 20 tane trabzan yaptım. Şimdi kola geçiyorum. Bakın burası arka 20 olan. 2 tane zincir çekiyorum. Şimdi 10 tane trabzan yapıyorum. İki, dört, altı, sekiz, on. Evet, son bir tane. Ben sayıyorum. Mutlaka siz de sayın. Şimdi bir tane zincir kaldı. Orası da ön oluyor. İki tane zincir çekip hemen bakın bu şekilde ilk sıramızı bitiriyoruz. Şimdi iki tane zincir çektim. Trabzan yaptık. Ondan sonra iki zincir çekiyoruz. Şimdi bakın bu trabzanın tepesine tam 2 tane trabzan yapıyoruz. Çift sayıya geldiğimizde çift batıyoruz. Şu an ikinci sıra olduğu için ikinci sırada arttırma yapacağız. Üçüncü sırada mesela arttırma yapmayacağız. Dördüncü sayıda sırada arttırma yapacağız. Yani çift sayılarda her zaman arttırma yapacağız. Tek sayılarda arttırma yapmayacağız. Şu an ikinci sıradayız. Onun için arttırma yapacağız bu kol ayrımlarına. Şimdi bakın trabzanın tepesine iki tane battım. Kol ayrımlarının kuralı değişmez. Her zaman boşluğa bir trabzan, iki zincir, bir trabzan ve kolun ilk trabzanına çift batıyoruz. Bakın burası ondu ya. Birinci trabzan tepesine çift ve son 10. trabzan tepesine çift batacağız. Bu diğer sıralara tek trabzan yapacağız. Bu kuru fıkrayı gerçekten size çok detaylı anlatacağım. Her püf noktasını göstereceğim. Şimdi birer tane yapıyoruz. Evet. Bakın son 10'uncuya geldiğimiz için 2 tane yaptım. Şimdi pardon, yanlış yaptım. Burada değil. İpim karıştı bu arada. Eyvah eyvah. Şimdi boşluğa batıyorum. Bir trabzan, iki zincir, bir trabzan ve kol ayrımını yapmış oldum. Şimdi bakın arkaya geldim. Arkanın birinci trabzanına çift batacağım ve sonuncu 20. trabzanına çift batacağım. Diğer sıralar tek olacak. Şimdi çift battım. Şimdi hiç artırma yapmadan 20. trabzana kadar örüyorum. Düz tek trabzan yapıyorum. Evet, son bakın 20. trabzana çift batıyorum. Şimdi kol ayrımına bir trabzan, iki zincir, bir trabzan, iki tane. Şu an batıyorum trabzan. Şu an kola geçtim. Şimdi birer tane trabzan yapıyorum. Şimdi bakın buraya da çift battım. Şimdi bakın boşluk
Bir trabzan, iki zincir, boşluk, bir trabzan. Bakın bu ön parça. Buraya da tam trabzanın tepesinden iki tane trabzan yapıyoruz. İkinci sıramız bitti. Şimdi iki zincir çekiyorum. Hanımlar, bakın bu trabzan olduğu için trabzanın bakın tepesi burada. Şimdi buraya genelde yapıyorlar. Sakın onu yapmayın. Direkt trabzanın ilk tepesine bir tane yapıyorsunuz. Üçüncü sıraya geçtiğimiz için artırma olmuyor. Şu an 3 tane trabzan yaptım. Bakın burada da ön kısmında artırma yapmıyorsunuz. Şurada bakın bu iki tane zincir çektik. Bir trabzan. Bu zaten birdir. Bunu ikili olarak görmeyin. Boşluğa bir tane, iki zincir, tekrar boşluğa bir tane. Şimdi kola geldik. Hemen ilkine bir trabzan. Buralara da bir trabzan. Yani üçüncü sırada arttırma yok. Asla olmuyor. Şu an üçüncü sırada yaptım. Tek. Dördüncü sırada çift yapacağım. Orayı da göstereceğim size. Şu an bu kolu bitiriyorum. Hiç arttırma bakın yapmıyorum. Evet, bakın son trabzana geldim. Bir tane yaptım. Boşluğa bir battım. İki zincir çektim. Boşluğa bir battım. Ve arkanın önüne bir tane trabzan yaptım. Evet, hiç artırma yapmadan burayı nasıl yaptıysak burayı da aynı şekilde yapıyoruz. Evet, bakın son az kaldı 3. sıram bitmesine. Birer tane yaptım. Şimdi önü karıştırmayın diye burayı anlatıyorum. Bakın kola yaptım. Şimdi birer tane batıyorum. Şimdi hanımlar bakın burada karıştırıyorsunuz. Burada zincir var, bir de trabzan var. Şimdi buraya iki tane batıyorsunuz. Ne oluyor? Artırmış oluyor. Normalde bu kendisi bir trabzandı. Bu zinciri de trabzan olarak görmeyin. Direkt trabzanın tepesine bir tane trabzan yapıyorsunuz. Bitti. Şimdi iki zincir çekelim. Döndük. Bakın trabzanın kendisi zincir yok. Bak burada zincir var. Bir trabzan bu zaten. Bu da trabzan. Direkt trabzanın tepesinden batıyorsunuz. Şimdi dördüncü sıraya geçtiğimiz için bu ön kısmına da çift batıyorsunuz. Çift sayılar da bu ön kısmına mutlaka çift batıyorsunuz. Çünkü bunu yapmayı unutuyorsunuz. Yelek önü V düşmesi gereken yerde dümdüz düşüyor. Çift sayılarda da ön ve kol ayrımlarında da çift batıyorsunuz. Burayı unutmayın. Bu kuralı gerçekten kim yaptıysa hep unuttuğu karıştırdı. Gerçekten burası çok önemli. Bu örneği bu şekilde kurarsanız hiç sökmeden bu hırkayı tamamlayabilirsiniz. Şimdi gidiyoruz tek. Şimdi bakalım buraya çift batacak mıyız? Elbette çift batacağız. Çünkü kol ayrımı burası. Buraya da bir çift trabzan. Bakın iki tane battım. Boşluk, bir trabzan, iki zincir, bir trabzan. Şimdi tekrardan çift batıyoruz. Birer tane örüyoruz. Buraya da göstereyim. Şimdi tek yapıyoruz. Bakın ikinci sırada hep artırma yapmıştık ya. Dördüncü sırada da aynı şekilde artırma yapıyoruz. Yani şu an mantık
Aynı ilk iki sıradaki gibi uyguluyoruz. Robayı bu şekilde büyüteceğiz. Şu an çift yapıyoruz. Dördüncü sıra bittikten sonra 5'te hiç artırma yapmayacağız. Bakın buraya da çift batıyorum. Tekrar. Şimdi arkanın robasına geçtiğimiz için buraya da çift batıyorum. Şimdi diyeceksiniz ki neden boşluğa çift batmıyoruz da trabzanın tepelerine batıyoruz? Eğer boşluğa batarsak, bakın şu boşluklar var ya, biri dolu biri az, biri dolu biri boş, biri dolu biri boş diye gözükecek. Hani bu kol ayrımı eşit güzel düşmüyor. Onun için trabzan tepelerine batarak robayı büyütüyoruz. Şimdi ben 6 aylık 1 yaş yaptığım için burası arka robası. Bu arka robayı mezura ile ölçtüğümüzde 28 santim olduktan sonra koltuk altını keseceğim. 1 yaştan yukarı yapanlar, size tavsiyem çocuklarınızın kazakları, penyeleri, işte hırkaları alın. Arkanın arka parçasının koltuk altından sağlı ve sollu ölçün. Sayı kaç ise robayı ona göre arttırın. Şimdi 1 yaşta 28 santim, 2 yaşta buradan buraya ölçtüğün zaman 30 santim, 3-4 yaşta 32 hani santim, işte 5-6 yaşta burası 35 santim. Çünkü yaş büyüdükçe arka robanın genişliği bu sayılarda olacak. Yani şimdi 2, 3, 4. sırayı ördüm. Ben 28 santim yapacağım. Hatta 6 aylık olduğu için hani 25, işte 26 santim de yapabilirim. Yani 10. sırada bu robayı, 10. sırada ya da 12. sırada koltuk altını keseceğim. Ama dediğim gibi 2-3 yaş yapanlar, daha büyük yaş yapanlar bu robanın sayısı, yani 14'ü 15, 16 olabilir. İşte roba sayısı büyüdükçe arttırma ve tek mutlaka yapılacak. Yani tek, çift, tek, işte çift devam edecek. Roba sayımız istediğimiz ölçüye gelene kadar. Şimdi ben bu arkası 26, 28 olana kadar öreceğim. Ama tek, çift, tek, çift yaparak bu öndeki yeri de sakın unutmayın. Bakın tek, çift, tek yaptım. Dördüncü sırayı burada ördüm. Mesela tek, çift, tek, çift. Şimdi 5. sırada tek olacak. 6. sırada çift olacak. Şimdi çift sayılarda mutlaka kol ayrımların her yerine çift batacaksınız. Tekli sayılarda her yerine mutlaka tek batacaksınız. Bu konu üzerinde durmamın sebebi gerçekten bu robayı kurarken burada çok karıştırılıyor. Çok soru geliyor bana. Hatta bir ara ekiple çalışırken onlar da burada çok sıkıntı yaşamıştı. Onun için bu konu üzerinde durdum. Şimdi robamızı örmeye devam edelim. Arka robamız istediğimiz sayıya geldikten sonra koltuk altını keseceğiz. Evet hanımlar, tam 2, 4, 6, 8, 10, 11 sıra ördüm. 12. sırada koltuk altı birleştirmesini yapacağım. Şimdi dediğim gibi daha büyük yapan kişiler buradan buraya ölçsün iki kol ayrımını arka yere. Bakın ben mesela ölçtüğümde 25 santim geliyor. 24-25 santim geliyor. Benim için ideal bu. Çünkü 6 aylık yapacağım. Hatta hani 1 yaş, 6 aylık 1 yaş arası yapacağım. Daha büyük yapanlar hani diyelim 2 sıra daha atsın. Diyelim 1 yaş yapanlar 2 sıra daha atsın. Buradaki sayı 28 santim olsun. 3-4 yaş yapanlar işte dediğim gibi önce videonun başında 30-32 santim olsun. Yani birkaç sıra daha örerek bu arka robayı
büyüteceksiniz. Şimdi kol için de hemen gösterelim. Kol ayrımına kadar geldim. Şu an arttırma da olduğum için bir çift arttırma, mesela tekti burası, çifte koltuk altını kesiyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Şimdi bakın, burası kol. Böyle geliyorum. Ve ilk trabzandan tepesine batarak bu şekilde birleştiriyorum. Şimdi bu arka aparatı, arka yeri aparatı diyorum. Bakın burası arkası. Burayı buraya kadar örüyorum. Aynı şekilde geliyorum. 6 zincir çekerek öndeki kol ayrımına geleceğim. Şimdi arkayı ördüm. Şimdi bakın arkadayım hala. 6 tane zincir çekiyorum. 2, 4, 5, 6. Geliyoruz. Hemen bakın önün ilk trabzanına batırıyorum. Evet, 6 zincir çektik. Hemen önü trabzan yaparak bitirelim. Şimdi buradan sonra normal düz öreceğiz. Fakat sadece şu ön kısımda arttırmaya devam edeceğiz. Şimdi bakın koltuk altı birleştirirken zaten çift başlamıştım. Önü de çift bitirdim. Şimdi çift yaptığıma göre tek yapacağım. Yani 8 sıra örene kadar artırma yapacağız. Şu an mesela tek yaptım. Bu sırayı bitirdikten sonra diğer çifte başlayacağım. Hani bir çift bir tek yaparak tam 8 sıra öreceksiniz. Çünkü şu V kısmı tam kapanmadı. Birazcık kapanacak. Yani iki parmak kalacak. Çünkü iki parmak mesafesi kalmalı ki ilik yeri yapacağız. İlik yerleri üst üste bu şekilde binecek. Şimdi ben size şöyle tam net göstereyim. Şimdi burası koltuk altları. Şu an tek şu an önümüzdeki tek sıramız. Tek yapıyoruz. Buraya da tek yapıyoruz. Dönerken çift yapacağız. Bu birinci çiftimiz koltuk altından. Sonra tekrar tek. Sonra çift. Bu ikinci çiftimiz. Sonra tekrar tek. Sonra tekrar çift yapacağız. Üçüncü çiftte sonra hiç artırma yapmadan devam edeceğiz. Bu boşluk kapana kadar, pardon, bu boşluk iki parmak kalana kadar artırma yapacağız. Daha mesela var. Burada bir parmak daha var. Onun için artırmaya ben devam edeceğim. Daha büyük yapanlar diyelim 5 çifti bulabilir. Yani 10 sırada 5 çift düşmüş oluyor. Bu şekilde önü ayarlayacağız. Zaten ben biraz daha ördükten sonra orayı size videoya göstereceğim. Şimdi 7 tane sıra ördüm. 7 sıra örerken tam 1 çift, 1 tek, 1 çift, 1 tek. Önde toplam 3 tane çiftim oldu. 3 tane de tekim oldu. Şimdi hanımlar, bu detayı atlamışım. Sağlı sollu koltuk altında mutlaka birer çift batın. 4 sırada bir çift. Mesela ben ikinci sırada çift batmışım.
Bir daha dördüncü sırada çift batmışım. Çünkü yeleğin altı aşağıya doğru darlamasın diye, hani daralmasın diye mutlaka sağlı sollu koltuk altında çift batıyorum. Bakın şurada göstereyim size. Bakın ilk sırada yapmadım. İkinci sırada çift battım. 1, 2, 3, 4 ve dördüncü sırada çift battım. 4 sırada bir, 5 sırada bir çift mutlaka batacaksınız. Ben artırmamı bitirdim. Şu öndeki kısmından bahsediyorum şu an. Bundan sonra hiç artırma yapmadan 10 sıra daha öreceğim. 6 aylık yaptığım için 18 sıra olacak koltuk altından aşağıya. 1 yaş yapanlar işte 20, 2 yaş 22, 3 yaş 24. Bu şekilde sayıyı artırsın. Ölçüleriniz çocuklarınızın kazakları ve hırkaları penyelerinden olsun. Ona göre örmeye devam edeceksiniz. Bu arada şimdi daha büyük yapanlar bu öndeki V formu daha geniş büyüklük diyelim. Bu kadar bir parmak kaldıysa onlar artırmaya devam edecek. Mesela ben 7 sırada 3 artırma yaptıysam siz diyelim 10 sırada 5 artırma yapacaksınız. 15 sırada diyelim 7 sıra artırma yapacaksınız. Hani bir çift bir tek, bir çift bir tek, gene bu başından yaptığımız artırmanın sırasına göre devam edeceksiniz. Şimdi benim için bakın göstereyim size nasıl bu artırmayı nasıl anlıyorsunuz da bitiriyorsunuz diyeceksiniz. Şimdi biz buraya sonradan ilik yeri, pat yeri yapacağız. Onun için iki parmak boşluk kalacak ve bu ölçü, şu anki bu ölçü çok doğru. Siz de hırkalarınızda ilik ve pat yeri bu diyelim tekabül 3 santim oluyor. İlik yeri eğer 3 santimse böyle ben parmağımla ölçü alıyorum. Bu şekilde ölçü alarak arttırmayı artık bırakıyorum. Ondan sonra dümdüz hiç arttırma yapmadan örüyorum. Şu an mesela göstereyim size. Bundan sonra hiç artırma yapmayacağım. 2 zincir çektim. 1 trabzan yaparak bakın hiç artırma yapmadım. Bu şekilde 10 sıra daha öreceğim. Sonra lastik yapımını size göstereceğim. Evet hanımlar, tam 18 sıra ördüm. Bakın sağlı sollu artırma yapınca şurası dümdüz aşağı indi. Eğer buraları artırma yapmasaydım dediğim gibi burası böyle olacaktı. Daha kötü olacaktı. Onun için sağlı sollu artırma yapın 4 sırada bir. Şimdi lastik yerine geçelim. Tabi daha büyük yapanlar örmeye devam etsin. Ben 18 sıra ördüm. Siz 20, 22, 24 diye hırkanın boyunu uzatabilirsiniz. Şimdi lastik bölümüne geçiyoruz. Bu hırkamın ön yüzü. Burası iç kısmı. Lastiğe başlarken önce bakın trabzanın tepesine batarak bir tane trabzan yapıyoruz. Şimdi hiç tepeye falan batmadan direkt boşluğa tığ geçirerek tel alıp çıkış yapıyoruz. Trabzanı bu sefer geriden bir önden bir arkadan tel alıp trabzan yapıyoruz. Bakın şimdi arkadan aldım. Şimdi önden ve arkadan. Bu şekilde bu sırayı tamamlayalım. Sonra ikinci sırada ne yapılacağını size göstereceğim. Evet, son birkaç trabzanım kaldı. Şu şekilde göstereyim. Bakın bir trabzan ve önden başladım ve arka ön gittim. Aynı şekilde de bu sırayı bitirmem gerekli. Şimdi önden bir tane aldım. Bakın arkadakini yapmıştım. Şimdi bir trabzan yapıyorum. Şimdi iki zincir çekiyorum. Dönüyorum. Bir trabzan. Bu köşeleri mutlaka bir trabzandır. Şimdi arkada döndürdüğümüz için öndeki trabzan arkaya gelmiş oldu. Arkadan
alıyorum, trabzan yapıyorum. Öndekini de önden alıyorum, trabzan yapıyorum. Lastik yeri bu şekilde oluyor. Hırkanın etek ucundaki lastik bölümü. Ben 5-6 sıra öreceğim. Sizler de bu sayılarda örebilirsiniz. Bunu ördükten sonra ilik pat yerine geçeceğiz. Şu şekilde göstereyim size. Evet, bitirelim. Sonra ilik yerine geçeceğiz. Tam 5 sıra ördüm. Sık iğneyi yeleğin düz tarafından, ön kısmından mutlaka yapacaksınız. Ters kısmından sık iğneye yapmayın. Çünkü ters kısmından yaparsanız yeleğin düz ön kısmında kötü durur. Muntazam düşmesi için sık iğneyi yeleğin ön kısmından başlayalım. Şimdi lastik yerini yaptım, bitirdim. Bakın bu şekilde trabzanın ortalarından giriş yaparak, bakın burada da tepeler, trabzanın tepesi. Şu an zincirin böyle ortasından girdim aldım. Şu an tepeleri, yani bir trabzan tepesi, bir de trabzan ortası. Şu an zincirdeyim. Zinciri böyle içinden girip çıkıyorum. Hani bir tepe bir orta, bu şekilde batarak sık iğneyi yapın. Şimdi burada lastik olduğu için pek anlaşılmıyor. Şimdi size göstereceğim. Bakın. Bu trabzanın bu boşluğuna batmayın. Delikli delikli duruyor. Böyle ipi trabzanın ortasını böyle geçirin. Yarın yani. Sık iğne yapın. Trabzanın tepesi. Şu an iki tane zincir. Zincirin ortasından girdim. Şu an tepesi. Bu şekilde komple sık iğne yapalım. Sonra trabzan yapacağız. Bitirdikten sonra orayı da göstereceğim size. Evet, son sık iğneyi de yapıyorum. Şimdi iki zincir çekiyorum. Komple trabzan yapıyorum. Trabzandan sonra lastik yaparak ilik yerlerini açacağız. Normal sık iğnenin üzerlerine hiç artırma, eksilme yapmadan birer tane trabzan yapıyoruz. Bu şekilde. Şimdi göstereyim size ne yaptığımı. Bakın, sık iğneye gittim. Şimdi döndüm. Trabzan yapıyorum. Buraya kadar trabzan yapıp ilik yerini göstereceğim. Evet, son trabzanı yapıyorum. Şimdi bu hırka kız yeleği olduğu için giderken ilik yerini açacağım. Kızlar da sağ, erkekler de sol tarafa açılıyor. Şimdi hanımlar, ben ilik yerini tam dibinden kuruyorum. Çünkü burada lastik olduğu için böyle yukarıda kurduğunuz zaman kötü duruyor. Onun için önce bir tane trabzan. Sonra önden bir tane. Bir zincir. Bir boşluk, yani bir trabzan atlıyorum. Direkt önden alıyorum. Şimdi arkadan bir tane aldım. Önden bir. Arkadan bir. Bakın, normal lastik yeri gibi örüyorum. Bakın şu, burası ilik yerim. Şimdi 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Şimdi burası biraz kısa oldu. Hani ilik mesafesi. Şimdi önden saydığımda 2, 4, 6,
7 tane önden olduğu zaman ikinci ilik yerini açacağım. Şimdi 1 yaş yapanlar bu sayıda gitsin. 2 yaş yapanlar diyelim önü 7 ya 8 yapsın. Şimdi bir zincir. Boşluk atlıyorum. Önden bir tane daha alıyorum. Şimdi tekrardan 2, 4, 6, 7 pardon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 öndekilerini saydığım zaman önden 7 tane var. Buraya da 7 tane önden yaptıktan sonra ilik yeri açacağız. Tam 3 tane düğme yeri yapıyorum. Sayalım. 2, 4, 6, 7. Yani bakalım 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13'ünde bir zincir çekip ilik yerini açıyorum. Şimdi komple bu trabzanı lastik yaparak bitiriyoruz. Sonra tekrar dönüyoruz lastik yaparak. İlik yerlerini göstereceğim. Bakın son geldim. Önden bir tane ve trabzan tepesine batarak normal trabzan yapıyorum. Nasıl başladıysam öyle bitiriyorum. Şimdi dönüyorum. Bir trabzan. Önden bir tane. Bu şekilde lastik yerini yapıyoruz. Sonra ilik yerini ne yapacağınızı göstereceğim. Evet hanımlar, diğer iki ilikleri yaptım. Son iliği size göstereceğim. Şimdi bakın son önden aldım. Şimdi arkadan alıyorum. Bu boşluğa bir tane trabzan yapıyorsunuz. Sonra bakın arkadaki trabzanı arkadan alıyorsunuz. Sonuncusu trabzan olduğu için trabzan ile bitiriyorsunuz. Diğer ilikleri bakın ortada sadece bir trabzan. Şu şekilde göstereyim. Bakın öndekiler önden, ortadakini bir trabzan al. Şimdi ilik yerimiz bitti. Sık iğne gideceğiz. Komple çevresini. Sık iğneyi de hırkanın ön kısmından gidiyorsunuz. Döndürün. Şimdi böyleydi. Şimdi döndürdüm. Ters döndüm. Şu an hırkanın ön kısmını ve dip kısmını sık iğne ile bitiriyorum. Şimdi bundan sonra da kola geçeceğiz. Size kolu göstereceğim. Bakın. Sık iğne ile dediğim gibi şu böyle komple hırkanın çevresine gidin. Sonra altını da sık iğne ile gidin ve bitirin. Şimdi hanımlar, hırkaya kol nasıl yapılır onu göstereceğim. Yeleğimizin düz kısmı bu tarafı. Şimdi buradaki fark ettiyseniz katmanlar var. Bir ters bir düz bir ters bir düz gittiğimiz için katman oluştu. Bu katmanın devamı için de kolda da bir ters bir düz bir ters bir düz gideceğiz. Yani bir içten öreceğiz bir dıştan öreceğiz. Şimdi burası trabzanın düz tarafı. Biz trabzanın ters tarafından öreceğimiz için kolun iç kısmından öreceğiz. Şimdi kola bir de bakıyoruz genişlik nasıl diye. Biraz gözüme dar geldi. Bunun için şu zincirler var ya, kol ayrımı için yaptığım iki zincir. Oradan teli takıyorum. Biraz ipi uzun bırakıyorum. Çünkü koltuk altını buraya böyle birleşince koltuk altı boş kalacak. Bu boşluğu da bu iple dikeceğiz. Şimdi hemen iki zincir çekelim. Bakın burada bir iki tane yaptım. Burayı yaptık ya.
Buraya da iki tane yapacağız. Tam böyle koltuk altı çizgisi kolunun tam ortasından olmuş olacak. Hani sağ sol kaymasın. Burada artırma yaptıysanız burada da yapın. Ben deneme yaptığım zaman, diyelim burada yaptığım zaman burada yapmıyordum. Bu sefer kol çizgisi ön tarafta ya da arka tarafta gözüküyordu. Onun için artırmaları aynı şekilde mutlaka yapmalısınız. Şimdi normal trabzan yapıyoruz. Bakın trabzanın tersi düz tarafından örmedik. Ben hemen bitiriyorum, buraya geliyorum. Evet, şimdi bu zincirlere de birer tane trabzan yapıyorum. Çünkü kolum dar geldiği için artırmam yapmam gerekliydi. Bunun için de zincirlere batarak artırma yaptım. İsterseniz koldaki sayı ne kadar öğrenelim? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44. Şimdi 6 aylık bir yaş arası yaptığım için biraz ideal. Yani iyi bir ölçü. Diyelim 1-2 yaş yapanlar mutlaka 50'yi geçsin. 50 tane trabzan olsun. 3 yaş yapanlar hani 55 falan olsun bu koldaki ölçü. Yani eliniz rahat girebiliyor mu? Bir çocuğun kolu, eli rahat girebiliyor mu? Onu kontrol edin mutlaka. Şimdi burayı birleştiriyoruz. Bakın. Yaptık normal trabzan. Hemen trabzanın tepesinden tel alıp hemen çıkış yapıyoruz. İki tane zincir çekiyoruz. Şimdi içten ördüğümüz için bakın trabzanın düz tarafı burada. Bu sefer ne yapıyoruz? Döndürüyoruz. Direkt trabzanın tepesinden batıyoruz. Evet hanımlar, bu kadar basit bu kol. Şimdi diyeceksiniz ki kaç sıra örelim? Şimdi ben bedeni 18 tane trabzan 18 sıra ördüm, sonra lastik geçtim. Kol da aynı şekilde olacak. 18 sıra öreceğim, sonra lastik yapacağım. Şimdi siz 2-3 yaş yapanlar 20 sıra ördüyseniz kolu da 20 sıra öreceksiniz, lastik yapacaksınız. Hani bu şekilde kol boyunu bedenine göre ayarlayacaksınız. 24 sıra ördüyseniz kolu 24 öreceksiniz, sonra lastiği yapacaksınız. Şimdi bu kolu yaptıktan sonra koldaki manşetteki lastik, yani şu bilekteki fark, bakın şimdi ne oldu? Kol gevşek ama manşet kısmı, bilek kısmı dar. Şimdi bu uygulamayı örgüde nasıl yapacağımı göstereceğim size. Eksiltme yapacağız. Şimdi 18 sıra öreyim, sonra manşeti göstereceğim size. 18 sıra ördüm, kolu bitirdim. Bakın birleştirme yeri ne kadar muntazam düştü. Şimdi buraya manşet yapacağız. Burayı gösteriyorum ki bakın şimdi son bir trabzan kaldı. Yapıyorum. Birleştirdim. Şimdi dışarıdan örüyorum ben. Manşeti yaparken tek yön yapacağız. İç dış yapmayacağız lastiği yaparken. Şimdi önden bir tane, arkadan iki tane alacağız. Çünkü manşette biraz bilek kısmı dar olacak. Kol gibi geniş olmamalı. Kötü duruyor çünkü. Bakın arkadan iki tane. Arkadan iki tane, önden bir tane. İlk sırayı bu şekilde tamamlayalım. Ben hemen tamamlayıp geliyorum. Şimdi son trabzanları yapıyorum. Sadece bu eksiltme işlemi ilk sırada oluyor. Sakın bunu karıştırmayın. Şimdi ikinci sıraya geçtik.
Bakın, bir tane trabzan arkadan, önden. Bakın, önden almış. Bu zincir, bunu buraya geldiğimiz zaman ikisini bir alacağız. Şimdi öndekini önden, arkadaki trabzanı da arkadan alıyorsunuz. Öndekini önden, arkadaki trabzanı da arkadan alıyorsunuz. Bakın ne kadar güzel oldu. Şimdi bu şekilde komple sırayı bitiriyorsunuz. 5 sıra ben ördüm. Sizler de 5 sıra örebilirsiniz. Bakın göstereyim size. Manşetimiz bu şekilde. Devam ediyorsunuz sırayla. Şu an ikinci sırayı örüyorum. 3 sıra daha manşeti bitireceğim. Evet, ikinci sırayı da bitiriyorum. Bakın bu zincirdi ya. Böyle arkadan alınca trabzanı, onu da böyle alıyorsunuz. Ve ikinci sıra bitiyor. İki zincir çekip üçüncü sıradan devam ediyorsunuz. Manşet bu kadar. Ben 5 sıra toplam ördükten sonra kolum bitiyor. Evet hanımlar, hırkayı bitirdik. Manşetini de yaptık. Bakın komple çevresini de sık iğne gittik. Şimdi bu koltuk altında bir boşluk var ya. Hani burayı nasıl diktiğimi de göstereyim. Bazen hep buraya atlıyorum, pardon, unutuyorum. Ben size şimdi bu koltuk altını nasıl diktiğini göstereceğim. Normal böyle. Tam burası kol dikişinin ortası. Böyle ayarlıyorsunuz. Sırasıyla dikiyorsunuz. Hani kola başlarken bir ip, uzun ip bıraktırdım ya. İşte bunun için, bu koltuk altını dikmek için. Böyle ayarlıyorsunuz. Ben şimdi daha detaylı dikerim. Bakın koltuk altı çok güzel oluyor bu şekilde. Evet hanımlar, bakın hırkanın çiçeklerini ben daha önceden yaptım, diktim. Şimdi sizlere buradaki eksik olan çiçeği göstereceğim. İki kat iple örüyorsunuz. Ve 3 numara tığ ile yapıyorsunuz. Eğer daha büyük tığınız varsa, 4 milim tığınız varsa olabilir. 3,5-4. Ben 3 milim vardı elimde. Bunu kullanıyorum. Şimdi iki kat iple yapacağız. Çünkü çiçeklerin boyutunu bu şekilde daha iyi ayarlayabiliyorsunuz. Tek kat ile ördüğümde ben çiçekleri boyutu ayarlayamadım. Şimdi 6 tane zincir çekiyorsunuz. 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi bu şekilde birleştirdiniz. Bir zincir çektiniz. Şimdi 12 tane sık iğne yapacağız ama aralarda bir zincir. Şu an 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, 12 tane sık iğne ve aralarında bir zincir yapmış oldum. Şimdi birleştiriyoruz. Birleştirdikten sonra 3 tane zincir çektik. Şimdi hanımlar, bir saniye. Şimdi 3 zincir çektikten sonra bakın bu zincir olan boşluklar var ya, buralara tam 1, 2, 3. Ben hırkayı 6 aylık 1 yaş arası yaptığım için çiçeklerim ebatını biraz küçük tutmak istiyorum. Onun için 3 zincir çekip bir boşluğa 3 tane, diğer ikinci boşluğa da 3 tane trabzan yaptım. Şimdi komple hepsinden çıkıyorum.
bu şekilde bağlıyorum. 1, 2, 3 yapıp tekrardan bakın aynı boşluktan tel alıp direkt çıkış yapıyorum. Sık iğne yapmıyorsunuz. Şimdi diğer, bakın boşluktan giriyorum, direkt çıkış yapıyorum. 1, 2, 3. Şimdi 1, 2, 3, tekrardan 1, 2, 3. Şimdi bir tel alıp komple çıkış yaptım. Bir zincir ile sıkıştırıyorum iyice. Sonra 1, 2, 3 tane zincir çekip tekrardan aynı boşluğa batıyoruz. Bu şekilde 6 tane yaprak yapmış olacağız. 12 tane 12 tane sık iğne yapmamızın sebebi buydu. Diyelim 5 tane yapmak isteyen varsa 10 tane yapacak sık iğnesini. Papatya tamamlayalım. Sonunu göstereceğim. Şimdi son yaprağım için tekrardan 3 tane dolduruyorum. Şimdi daha büyük çiçek yapanlar 4 tane zincir çeksin. Diyelim sağlı sollu burayı 4, diğer tarafı da 4 yapıp daha büyük çiçek düşürebilir. Şu an 2 tane, ben 3, şu an 3 yaptım. Yani 4 ya da 5, 5, 10 olabilir. Ben 6 tane yaptım. Hani çünkü hırka küçük olduğu için küçük çiçek yapmak zorundayım. Daha büyük çiçek hani çok kaba, aşırı kaba durur. Onun için bu şekilde minik düşürdüm. Yani çiçeği büyütmek istiyorsanız sayıları arttırın. Şimdi birleştiriyoruz. Bir zincir çekerek kilitliyoruz. Makasım neredeydi? Buradaydı ama. Şimdi bu sarı ipin çiçeğin yani uzun bayağı bir kesin. Çünkü bunu hırkaya dikeceğiz. Şimdi ortasındaki tomurcuk için de tekrardan çift kat ip kullanıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane zincir çektim. Bir, iki, üç, dört. Dördüncüye batarak tam bu şekilde yarım trabzan alarak altı tane bir boşluğa batalım. İki, dört, 5 2 4 5 ve 6. 6 tane yaptık. Bakın. Şimdi tel alalım. Direkt çıkış yapıyoruz. Sıkıştıralım. Şimdi 1 2 3. Bu kadar tomurcuk işlemi. Ve böyle keselim. Şimdi bu tomurcuğu çiçeğimizin yaprağından bu şekilde girelim. Ve düğüm atalım. Fazla olan ipi keselim. Şimdi aslında çiçek bitmedi. Şu an tomurcuk çok havada gibi duruyor. Bu çiçeği dikeceğim. Bunu kendi ipiyle tomurcuğu da sağlamlaştıracağım. Onu şimdi size göstereceğim nasıl yaptığımı. Çünkü yoksa tomurcuklar böyle havada duruyor, kötü duruyor. İğneyi geçiremedim ya. Hey. Evet. Şimdi bakıyorum kaçıncı sırada olduğumu. 1, 2, 3, 4, 5. 5. sırada
dikmişim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 burası. Şimdi hanımlar böyle güzel çiçeği yerleştirin. Bakın iki yaprağın ortasından dikiyorum. Geliyorum. Karşıya geçiyorum. Bakın yaprakların arasından, ortasından dikiyorum ki çiçekler sonradan havaya kalkmasın, deforme olmasın yıkandıkça. Bu şekilde hemen kanatlarını dikelim. Evet, çiçeğimin bütün kanatlarını diktim. Şimdi bakın bu tomurcuk nasıl havada. Biz bunu iğneyle tutturmaya çalışacağız güzel. Şekili vererek elimizle. Ve bayağı da sağlam bir tomurcuk oluyor. Hani burada gözünüze hitap edecek şekilde sağlı sollu tutturun. Mesela burada böyle boşluklar var. Böyle ip potluğu var. Böyle iğneyi alın, çekin. Sonra içinden girin. Ve bu şekilde sağlamlaştırın. Bakın ne güzel oldu. Yani böyle elinizle güzelce ne ayarlamaya çalışın. Şuradaki biraz fazlalığı aldım. Bayağı bir sağlam tomurcuk oldu. İpinizi bu şekilde düğüm yaparak evet. Hırka bitti. Evet hanımlar, bakın hırkamız bu şekilde bitti. Çok da güzel bir model oldu. YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Bir dahaki örgü videosunda görüşmek üzere.